TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Türk Dünyası. İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Program yapımcımız Yaşar Yılık, teknik yönetmenimiz Bedri Karabörtlü ve ben Profesör Doktor Orhan Kavuncu hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yine bir Türk Dünyası programında sizlere konuk olmaktan mutluyuz. Değerli dinleyiciler, bundan bir müddet önce Sovyetler Birliği dağıldığı sıralarda 1990-91-92'lerde ben Taşkent'e, Almaty'ye gittiğim zaman oralarda hep kardeşlerimizin bir tespitiyle karşılaştım. Biz Türkiye'yi tanımıyorduk. Türkiye denince biz sadece deprem olan, ihtilal olan, trafik kazası çok olan bir yer, hastalıkların çok olduğu, koleradan insanların öldüğü bir yer. Onun dışında Türkiye ile ilgili bir haber olmuyordu. İnşallah bunlar düzelir diye bir temenni de bulunuyorlardı. Hakikaten ben de o zaman tespit ettim. Bizim birbirimize yakınlaşmamız, birbirimizi sevmemiz, birbirimizi tanıdıkça daha da artacak bir olguydu. Birbirimizi tanımamız gerekiyordu. Aradan geçen 20 sene içerisinde bu birbirimizi tanımak, birbirimizden haberdar olmak, birbirimizin müziğini bilmek, birbirimizin etnik özelliklerini, etnografik özelliklerini, örfümüzü, adetimizi bilmek, benzerliklerimizi, farklılıklarımızı tanımak gerçekten çok önemliydi ve bu yönde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları zaman zaman biz bu programda gündeme getiriyoruz. Mesela geçenlerde Türk Müzik Birliği diye bir televizyon kanalının Türkiye koordinatörü Azerbaycanlı Nezire Abbaslı Hanım'ı misafir ettik. Bugün de yine TRT'mizin bu noktada çok güzide çalışmalarını yaptığı TRT Avaz kanal koordinatörü Adnan Süer arkadaşımızı konuk ediyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizinle sayın koordinatörümüz TRT Avaz'ı konuşacağız. Türk dünyasında iletişim üst başlığı altında neler yapıldı? Onlara da vaktimiz ölçüsünde gireceğiz ama bizim programımızın formatı önce bir konuğumuzu dinleyiciler kendi ağzından tanısınlar istiyoruz. Adnan Süer'i bize anlatır mısınız? Adnan Süer, Samsun'da doğdum. Üniversite hayatından sonra 1986 yılında TRT'de başladım. Önce radyoda başladım. Yani benim de mesleğim radyo. Evet. Radyoda yardımcı prodüktör olarak çalıştım. Sonra televizyonda müzik programlarında çalıştım. İşte müzik program müdürlüğü yaptım. Televizyon müdür yardımcılığı müdürlüğü yaptım. 2007 yılında genel müdürümüz başladıktan sonra TRT'de bir atılım, hamleler başladı ve değişik kanallar kurulma çalışmaları başladı. Bunlardan birisi de TRT Avaz'dı. Evet. Onun kurucu olarak başladım ve halen de devam ediyorum. Yani meslekte TRT, mesleğe siz TRT'de başladınız. Evet. TRT'de devam ediyorsunuz. Evet. 30 yılı Yaklaştı. 30 olmadıysa da 25'i evet, geçti. Yaklaştı, evet. Tamam. Adnan Bey, bu TRT Avaz 4. yıl dönümünü de kutluyoruz değil mi? 21 evet. Mart 2009'da evet. Açılış evet. toplantısı, galası yapıldı diyelim. Avaz ismi benim yani Türk dünyasında çok ortak bir kelime olması bakımından çok benimsediğim bir isim. Ama yani TRT bu ismi nasıl buldu ya? Avaz'ı böyle pat diye yakaladınız mı yoksa bir nereden çıktı? Ama hakikaten çok güzel bir isim. Yani bu kanal için bulunabilecek belki de en güzel isim buydu. Hocam isterseniz önce gelişimini anlatayım. Evet, çok iyi olur. Şimdi biliyorsunuz siz de girişte anlattınız 1990 yıllarda ben Orta Asya'ya gittiğimde karşılaştığım şunlar vardı diye. Biz o yıllarda Türkiye'de TRT İnt, TRT Avrasya ve TRT Türk gibi değişik maceralardan geçen bir kanal çalışmaları evet. oldu.
Ama sıkıntı şuydu. Biz hep karşılaştığımızda bize sorulan şey, ya siz kendiniz çalıyorsunuz, kendiniz söylüyorsunuz. Biz neredeyiz? Genel müdürümüz geldiğinde bu ortak coğrafya diyoruz biz. Yani evet. Ortak kültür, ortak soy, ortak kan, ortak inançlar olan Türk dünyasına onların da kendilerini yer bulabileceği bir kanal olması çalışmasını bize verdi. Böyle bir çalışma yapın dedi genel müdürümüz. Biz çalışmaya başladık. Aslında 2008'de başladık çalışmaya. Açılışımız 2009 ama biz 2008 yılında çalışmaya başladık. Muhataplarımızla görüştüğümüzde biz TRT Türk kanalını devralmıştık. TRT Türk olarak kanalın o zaman ismi. Elçiliklerle toplantılar yaptık. Oradaki yayın kuruluşlarıyla görüştük. Neler yapabiliriz yani diye. Türk deyince kardeş coğrafyada, ortak coğrafyada Türkiye'nin Türk'ü. Evet. Yani biz Özbek Türk'ü, Kazak Türk'ü diyoruz ama onlar Türk deyince Türkiye'liyi anlıyorlar. Tabii ki aslında onlara Sovyet döneminde de ortak söylenen laf Türk. Evet. Hepsine Türk deniyordu. Evet. Ama özünde Kazak, Kırgız, Özbek, Başkurt yani sayabileceğimiz siz de biliyorsunuz ki birçok boy ve şeyler var. Biz buradaki elçilikleri ve dışarıdaki devlet televizyonu veya kamu televizyonlarını aradık. Biz böyle bir kanal çalışması yapıyoruz. Bize nasıl destek olursunuz? Siz de bu işin ortağı olun dedik. Ortak aşağı yukarı 10 civarında isim tespit ettik. Evet. İşte bütününde kullanılan yani Başkurt'unda, Özbek'inde, Tatar'ında, Azerbaycan Türk'ünde hepsinde kullandığı isimler arasında Avaz ismi ön plana çıktı. Evet. Avaz hepimizde ses demek. Evet. Ve işin çok ilginç tarafı Bosna'daki en büyük yayın kuruluşunun ismi de Avaz. Çok güzel. Yani batıya gittiğinizde de bu var, doğuya gittiğinizde ses. Cumhurbaşkanımız zaten Avaz'ınız çıktığı kadar bağırın talimatı verdi bize açılışta. Evet. Avaz oradan geldi. Yoksa onun dışında köprü, bize birçok isimler de tavsiye edildi ama en uygunu Avaz'dı ve Avaz hakikaten de kabul gördü. Evet. Güzel bir isim oldu. Yani hem avaz ses anlamında kullanılıyor. Mesela işte avazın çıktığı kadar bağır dediğiniz zaman bu Özbekçe'de, Kazakça'da avaz yerine davuz diyorlar. Evet, evuz, avaz evet. gibi yani, biraz şive farkı aynı zamanda yani. Yani rey, oy anlamına da geliyor. Evet. O bakımdan da düşününce yani TRT benim tercihim gibi TRT avazım deyince o anlamı da geliyor. Hakikaten çok benim şahsen benimsediğim bir isim olmuş. Adnan Bey, ne programlar şu anda, yani hangi dillerde yayın yapıyorsunuz? Madem ki ortak bir kanal haline geldi, o zaman sadece Türkiye Türkçesiyle değil. Değil tabii ki. Şimdi ben bütün dinleyicilere soruyorum veya televizyon seyrediyorsa o anda soruyorum. Yani şu anda biz ortak lehçede olduğumuz, birbirine yakın olan Azerbaycan olsun, Kazakistan olsun, Kırgızistan olsun bir kanal otursanız başına seyretseniz sürekli Kırgızca bir yayın olsa 10 dakika sonra anlamadığınız şeyler çıktığı için vazgeçiyorsunuz. Biz bunu önüne geçmek için bir de onları tanımak için yani o dillerde yayın yapalım dedik. Ve devlet televizyonlarıyla görüştük. Hatta genel müdürümüz bize talimat verdi. Dedi ki günü 6'ya bölün ilk başlangıcımızda. Her ülke 4 saatini kendi doldursun. Ama tabii şartlar uygun olmadı. Öncelikle biz 6 dilde yayına başladık. Türkiye Türkçesi, işte Azerbaycan Türkçesi, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen diye başladık. Sonra Balkanlarda da etki alanı olduğu için işte Arnavutça ve Boşnakça'yı ekledik. Repertuarımıza aldık. Yakın komşularımıza yöneldik. Gürcüce'de yayın yapıyoruz. Şu anda Acara bölgesi veya Gürcistan değişik bölgelerinde. Hatta Gürcistan'da yaşayan işte Azerbaycan asıllı insanlar var. O bölgede yayın yaptık. Tatarca, Başkurtça, Çuvaşça, Hakas, Altay dillerinde de yayınlar yapıyoruz. Nogayca yayın yapıyoruz. Çok iyi. Bütün Türk toplulukları ve akraba topluluklara yönelik bir kanal olsun çalışmasından dolayı genel müdürümüzün dediğim gibi bu direktifi doğrultusunda biz yayınlarımızı olabildiğince ortak coğrafya diyoruz. Yani Türk tabii burada, şeyini kullanmadan bizim ortak coğrafyanın sesiyiz biz. Tabii yani bu çok güzel bir şey ama herhalde bir iletişim dilinde bir ortaklık sağlayabilmek için herhalde paralel götürüyorsunuz değil mi? Mesela Özbekçe yayın mutlaka Türkiye Türkçesiyle birlikte oluyor. En azından
altyazı gibi. Onun en pratik çözümünü şunu yapıyoruz. Dillerde yayın yaptığımızda, yani ortak program da yapıyoruz mesela. Yeni Gün programı, siz de katıldınız, evet, biliyorsunuz. Evet. Orada iki sunucu kullanıyoruz. Karşı taraftaki, biz çünkü o devlet televizyonuyla da ortak yapıyoruz yayını. Onların sunucusunun karşısında biz, onlar da aynısını yapıyor. Bir Türkçe bilen, bir Kırgızca bilen, bir Türkmence bilen veya yani Kazakça bilen sunucu. Yani Bişkek'teki, evet, partnerin, Kırgız partnerin yanında bir de Türk Türkiye partner, Türkçesi var. Türkiye Türkçesi bilen. Buradaki burada da Türk spikerin yanında bir Kırgız. Evet. Çok güzel. Hani belki anlayamazlar birbirlerini diye. Evet. Çünkü kelimeler arasında biliyorsunuz ki ufak tefek farklar var. Ve ben şunu söyleyeyim, ben bu işe başladığımda dilleri çok iyi bilmiyordum. Ama şu anda hemen hemen hepsiyle, ki dili bilmenin en güzel yolu telefonla konuşabiliyorsanız, evet, eğer, evet, biliyorsunuz, anlıyorsunuz demektir. Konuşabiliyoruz. Hemmesini tüşünesiz, bağırın tüşünesiz. Tüşün hemen. öyle olunca güzel. Tabii ki çok farklı oluyor. Ve oraya gittiğimizde artık muhataplarımız bizimle Türkçe konuşuyor. Ve biz zaten öyle diyoruz. Bakın, biz sizinle kendi dilimizde konuşacağız. Siz de bizimle kendi dilinizde konuşun. Ben Kırgız genemdirle oturuyorum. Ben Türkçe söylüyorum, o Kırgızca söylüyor ve birbirimizle anlaşıyoruz. Özbekistan'a gittiğimde ben Özbekçe dinliyorum, anlıyorum onu. O da Türkçe söylediğinde beni anlıyor. Çünkü biliyorsunuz çok fark yok. Yani belki insanlar şeyi düşünüyor, işte Kazaklarla, Kırgızlarla anlaşmamız biraz daha zor. Yok, öyle değil. Tabii. Çünkü yani mantığını çözerseniz, biraz şeye girmiş olacak, Kazakla konuşurken ye yüz yerine jüz derseniz anlıyor. Yol yerine jol derseniz anlıyor. Yani aradaki farklar aslında çok az. B yerine M kullanıyorlar, D yerine de T kullanıyorlar. Öyle olunca aslında birbirimize, ve ben her gittiğimde Türkçe bilenlerin sayısının arttığını görüyorum. Tabii. Bizim kanalın bana gelen hoş eleştirilerden birisi, burada öğrenciler diyorlar ki, İşte Adnan Bey, biz Türkiye'ye ilk geldiğimizde bize Çinli, Japon diyorlar, muamelesi gösteriliyordu. Ama şimdi bizim Kazak, Kırgız olduğumuzu, Tatar olduğumuzu veya Özbek, Türkmen neyse olduğumuzu insanlar biliyor. Bu ne demek? Birbirimize yakınlaştırıyoruz. O çocuklarımız, ondan dolayı hiç meyus olmalarına gerek yok. Benim eşimin babası 1941'de Özbekistan'dan Türkiye'ye göç edip gelmiş. Şimdi kayınbiraderlerim, çocukluğumuz da beraber geçti. Onlara mesela Ahmet Tarık Tekçe, Toros canavarı derlerdi, çekik gözlü falan diye. İşte Japon derlerdi, Çinli derlerdi. Yani bundan 40 sene, 50 sene önce de Türkiye'de biz aynı şeylerle, sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Ama bunu yavaş yavaş yıkıyoruz. Yani tabii, şu anda tabii, sokaktaki insanlar, biz Kırgızlar var. Eğer televizyonu seyrediyor, bir şekilde görüyor. Kazaklar var. Bak, bunlar da bizim soydaşımız. Aynı insanlarız. Bunlar Çinli veya Japon değil. Evet, evet. Diyebilme yerine geldiler ve buradaki öğrencilerden bize gelip teşekkür edenler oluyor. Çok güzel. Bu dil dediniz de, Özbekistan, Kazakistan tabii komşu ve çok şey, yani Kazakistan'da çok Özbek nüfus var. Özbekistan'da, evet, çok Kazak, evet, nüfus var. Birbirlerine çok takılırlar. Yani bizim Kayserili, Sivaslı, işte Maraşlı, Antepli şakalaşmaları olur. Bir Kazak dostum anlatmıştı. Orhan Bey, biz buna cüzüm deriz, üzüme. Özbekler üzüm der. Bu cüzümün biz böyle cüzdep cüzdep, yani yüzer yüzer alır yeriz. Özbekler üzüm dedikleri için üzüp üzüp tek tek yani. Evet. Alırlar diye. Yani dilin böyle bir şey tarafı var. Takılırlar birbirlerine. Adnan Bey, bir de şeyi sorayım istiyorum ben. Bu yayın çeşitliliği nasıl? Yani müzik, işte sinema, film, ya oralardan mesela prodüksiyonlar filmlerde oynuyor değil mi? Özbek, Kırgız sinemalarından. Şimdi hocam şöyle, şimdi şu ana kadar biz, yani bir 5 yıl, 6 yıl öncesine kadar hep Türkiye'den yapılan programlar gitti ve Türkçe, evet, olarak gitti. Fark ettik ki onlardan gelsin, ama önceleri devlet televizyonları bize çok eski, hani bizim yaptığımızı yapmaya başladılar. Bize eski filmlerini gönderiyorlardı ama izleyicinin çok fazla merakını celbetmiyordu. Evet. Biz onlarla görüştük, dedik ki yani bakın, biz size bu kadar süre verdik. Bu her ne kadar, genel müdürümüzün hep söylediği gibi, her ne kadar TRT Avaz'sa, Türkiye'nin kanalı TRT Avaz'sa, o kadar Kazakistan Avazı, o kadar Özbekistan, evet, Avazı, hepinizin avazı, hepimizin sesi. Çünkü biz ortak coğrafyanın sesiyiz diyoruz kendimize.
güzel programlarla ortaya çıkalım dedik. Bir de biz buradan arkadaşlarımızı göndersek, orada program yaptırsak, olacak şu: arkadaşımız program yapımcısı gidecek, gördüğünü çekecek. Yani ben size anlatırken Orhan Kamucu bana anlat deseniz, ben gördüğüm Orhan Kamucu, ama kendini anlat derseniz ben tabii, her şeyimi bilirim. Tabii. Biz de dedik ki siz kendiniz yapın. Çok yani güzel. Oradaki yapımlar Özbekistan'sa Özbek yapsın. Mesela biz Sarafroz Özbekistan diye bir program hazırlandı bize, gezi programı. İzleyenlerin hepsi hayran kaldı. Hatta uluslararası ödüller aldı program. Çok Çünkü güzel. Özbekistan'ın kültürünü, örfünü, adetini, her şeyini anlatabiliyordu. Yani 20 dakika, 30 dakikalık program içinde çok güzel şeyler gördük. Aynısını Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan'da da yaptık. Türkmenistan'da da temsilciliğimiz olan yerlerde de arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Ya biz o ülkelerde, o ülkeleri onlar vasıtasıyla tanımaya çalışıyoruz. Evet. Olmazsa olmazımız var. Sadece siyaset yok bizde. İç siyasetle evet. ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir kültür kanalıyız. Belgeseller. Ama haber saatimiz var. Haber saatimiz de var. Şimdi onu anlatacağım. Belgeseller, müzik, ama hepimizin müziği. Sinemalar, dizi filmler, mesela Özbek sineması, Kazak sineması, Azerbaycan sineması, biz bunları alıyoruz, burada yayınlıyoruz. Ve önemli filmlerini yayınlıyoruz. Yani dublaj veya altyazı bir şey yapıyoruz. Biz ülkelerden gelenlere kesinlikle dublaj yapmıyoruz. Altyazı yapıyoruz. Ha, tamam. Yani onların evet. dilinin de biz evet. Kulak aşinası oluyoruz. Çok iyi. Bir de hani o dili bilmeyen biri varsa, Türkçe biliyorsa, oradan anlamış oluyor. Bir de biliyorsunuz altyazı, o bölgede altyazı çok yaygındır. Evet. Yani dublajdan ziyade Balkanlarda evet. ve Orta Asya'da altyazı çok yaygın. Okur. Yani evet. Seyirci ekranı okur. Öyle okudukları için. Eski Sovyet sisteminden evet. kalma çok ilkel bir dublaj sistemi var oralarda. Onu sevmiyorlar. Ya kadın da erkek evet. de bir tek ses hepsini evet. tercüme ediyor. Yani 15 kişinin sesini bir tek ses yansıtıyor. Son derece ilkel biz bir şey. Biz sadece farklı onun dublajı, için sevilmez de yani. Dublajı farklı yapıyoruz. Türkiye'deki önemli dizileri onların diline çeviriyoruz. Türkçe altyazıyla veriyoruz. Bu bizim dizilerden yani size geri dönüşler oluyordur. Çok oluyor. Çok, mesela neyi çok istiyorlar, seviyorlar? Aile dizilerini seviyorlar. Evet. Yani TRT'deki diziler daha çok beğeni kazanıyor. Şöyle işte örf, adet bizi merak evet. ediyorlar. Evet, evet. Orada yaşayış nasıl? Ve ondan sonra bana diyorlar ki bizim aileyle sizin aynı aileymiş. Aileymiş. Diyoruz ki biz de sizden geldik zaten. Burada farkımız yok ki. Biz çok Anadolu'ya güzel. Orta Asya'dan geldik veya tabii. bölgeden geldik. O yüzden de bizim diziler çok seviyorlar. Şey, hastalık seviyesinde mesela bir bölümü atlamışız. Arkadaşlarımız bir yanlışlık yapmış. Bazen kendimiz de deniyoruz. Acaba seyirci ne tepki verecek diye. Bazen ufak tefek hatalar arkadaşlarımız bilerek yapıyorlar. Çünkü evet. ölçüm yok. Bizi nasıl takip ediyorlar diye. Bizi işte aradı. Geçen bir tane çok şiddetle arıyor. Türkmendi zannedersem. Bana ateş püskürerek. Nasıl bir bölüm atlayarak diziyi verirsiniz? O bölümde neler oldu ben merak ediyorum. Çok güzel. diye demek ki takip ediyorlar. Tabii. Şimdi haber programlarını söylediniz. Mesela biz dillerde haber de veriyoruz. Önceleri işte Arnavutça, Boşnakça başladık. 1,5 yıl önce. Şimdi Azerbaycan, Kazak ve Kırgızca yayınlar yapıyoruz. Haber. Haber yayını çok yapıyoruz. Iyi. Mesela saat 16.30'da Kazakça, 17'de Kırgızca, 17.30'da Azerbaycan Türkçesiyle o ülkelerin spikerleri, bizim Türkiye'den değil, o ülke televizyonlarından getirdiğimiz arkadaşlar, tamam. kendi televizyonlarının spikerleri ve ünlü spikerler, bizim burada TRT Avaz'da 10 dakikalık bölge coğrafyasını ilgilendiren konular ve dünya gündemini ilgilendiren konularda her gün haber veriyoruz. Bu saat farkı önemli bir şey. Yani mesela burada sabahleyin 8'deki bir programınızı Özbekistan'da saat 11 oluyor. Kazakistan'da 12 oluyor. Orada nasıl bir ayarlama yapıyorsunuz? Zaten büyük sıkıntımız prime time olayı. Yani evet, hani Türkiye'de evet. prime time denilen, evet. en çok izlenen denilen saatte. Evet. Biz haberleri de o yüzden. Şimdi 16.30'daki Türkiye'deki haber orada 20.30. Kazakistan'da 20.30 oluyor. Tabii. Veya 21. Evet. Azerbaycan için 17.30'daki haber Azerbaycan'da 19.30. 2 saat farkımız evet. olduğu için. Şimdi Türkmenistan'da, Özbekistan'da 3 saat. Yaz saatine geçtiğimizde 2'ye düşecek, evet. 3'e düşecek. Ama evet. bu bizim tabii ki en büyük sıkıntımız ve Türkiye'de bazen bizi seyrettiklerinde insanlar yadırgıyorlar. Ya bu saatte olur mu? Ama bizim saatimizde onların saat farkı var.
çocuk programlarımızı biz saat 5'te veriyoruz Türkiye saatiyle. İnsanlar diyor ki 5'te çocuk programı ama orada 9. Orada 8, 7 gibi saatler oluyor. Tabii coğrafya çok geniş olunca bu tür sıkıntılar oluyor. Avrupa'ya geçerseniz de bir saat daha fark oluyor. Evet. Ama seyirci alışkanlığına ulaştık. İyi, çok iyi. Yani kablo şirketlerinin çoğunda varız. Şimdi önümüz hafta Kazakistan ön büyük kablo şirketi Alma TV'de olacağız. Çok tüm iyi. Kazakistan'a yaygın olan kablo şirketi. Alma TV'yi biliyorum. Evet, Kırgızistan'da hemen hemen her kabloda varız. Çok iyi. Özbekistan'da ön büyük Kamalak'ta, onu kapattılar, şimdi yeni bir kablo şirketi kuruyorlar. İnşallah onda olacağız. Çok iyi. Azerbaycan'da varız. Türkmenistan'da kablo yok ama günün belli saatlerinde karasal yayında varız. Mesela saat 16 civarında 4 saatlik bir karasal yayına Türkiye'den bizi indiriyorlar. Yani Türkmen resmi televizyon, evet, size 4 saat resmi ayrı televizyon dedi. Yani Türkiye'de hani karasal yayın yapan televizyonların içine biz de giriyoruz. Tamam, anladım. Gibi düşünün. O şekilde tamam, orada da oluyoruz. Çok seyirci profilimiz o yüzden. Mesela işte Balkanlar'da birçok kablo şirketinde varız. İnternet üzerine izleme olayını takip ediyoruz. Bazı günler işte bir saat içinde 5000 kişinin izlediğini fark ediyorsunuz. Böyle bir program oluyor, dikkatlerini çekiyor. Çin'den, Rusya'dan, internet üzerinden çok izleniyoruz. Biz aynı zamanda TürkSat'ta olduğumuz gibi Rusların büyük uydu şirketi Yamal'da da varız. Evet, yani iki uydudan da hani Rusça bilenlerin, Rusça seyredenlerin olduğu yerde biz varız ve çok bizi iyi görüyorlar. Çok, o çok güzel bir şey. Bu ben TRT'nin zaman zaman konuklar getirdiğini, burada bir hizmet içi eğitim gibi, işte Taşkent Televizyonu'ndan gelenler oluyor, Kazakistan'dan gelenler oluyor. Onlardan tanıdıklarım olunca ben de onlarla gidiyorum. TRT'nin misafirhanesini falan da öğrendim. Bu, yani bu eğitimin bir maksadı ne? İki, TRT Avaz burada TRT'nin yani genel müdürlüğünün bir işi mi bu, eğitim dairesinin işi mi? TRT Avaz'da bir yerinden tutuyor olması lazım. Şimdi eğitim, tabii TRT kurumu çok büyük bir kuruluş. Evet. Dünyadaki önemli yayın kuruluşlarından, evet, belki ilk 3'e ilk 5'e girecek bir kuruluş. Evet. Ve şu anda hakikaten rakiplerimizin çok üzerindeyiz. TRT kurumu sadece Orta Asya, dünyanın her yerine eğitim veriyor ama Orta Asya'ya verilen eğitimde koordinasyonu biz sağlıyoruz. Eğitim dairesi tabii ki eğitim veren. Ama bizim gelenleri bizim kanalımızda sağlıyoruz. Her türlü çalışmalarını ve bize geldiklerinde program da yapıyorlar. Çok, çok iyi, çok iyi. Onun için de tabii eğitim dairesinin görevi, mesela şu anda gelen haber okuyan arkadaşlarımız eğitim dairesi vasıtasıyla geliyorlar ve bizde programlarda hem eğitim görüyorlar hem çalışıyorlar. Ya o eğitim hem teknik Her türlü eğitimi veriyoruz. Spikerinden kameramanına, montajcısına, dekoratörüne, bütünüyle TRT bunların hepsine hizmet veriyor. Üniversitelerle çalışıyoruz. YSEV Üniversitesi ve Manas Üniversitesi. Ki şu anda en büyük şeyimiz, Manas Üniversitesi'nde çok güzel bir stüdyo kuruldu. Çok iyi. Biz oradan canlı yayınlar yapacağız şimdi. Orta Asya'nın biliyorsunuz ki Kırgızistan merkezi bir konuda. Evet. Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan hepsinin rahat ulaşabileceği. Türkiye'ye çağırmak gerek diğinde insanı biraz belki 4 saat yolculuk açacağım ama oraya yarım saatte, 1 saatte gidebileceği yani yerler. Eğitimi orada Bişkek'te de. Eğitimi de program da yapacağız orada. Program da yapacağız. Çok program iyi da yapacağız orada. Yani çok canlı güzel programlar yapacağız orada. Bağlantılar yapacağız, konserler yapacağız, gündem programları yapacağız. Onlarla anlaştık bu konuda ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu şeyi Adnan Bey, eğitimi mesela sadece Özbekistan'dan gelen bir gruba eğitim, Kırgızistan'dan gelene müstakil bir eğitim mi, yoksa hepsinin birlikte olduğu eğitim programları da hepsi oluyor? Hepsi birlikte çok olmuyor hocam. Şimdi müstakil, bunlar genellikle müstakil geliyorlar. Tamam. 3 kişi, 5 kişi geliyorlar ve şartlarını biliyorsunuz. Çok kalabalık gönderemiyorlar. Bazen de bizden istiyorlar. Hoca istiyorlar, eğitimci istiyorlar. Tamam. Mesela televizyonların yapılandırılmasıyla ilgili, teknik yapılandırmayla ilgili bizim teknik birimden arkadaşlarımız onların stüdyolarını inceliyorlar. Onlara raporlar veriyorlar. Şunlarınız eksik, bunlarınız fazla. Ha, eğitim derken biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. O da önemli. Tabii. Onlardan tabii biz de öğreniyoruz. Yani tabii, sadece onlar bizi, biz onları eğitmiyoruz. Teknoloji olarak belki biz biraz daha ilerideyiz. Onlar yeni cihazları, işte şimdi Türkmenistan çok büyük bir medya grubu kurdu. Kazakistan Astana'da çok büyük bir medya merkezi kurdu.
belki bizden daha ileri teknolojileri aldılar ama kullanma bakımından tabii ki bizim arkadaşlarımız daha tecrübeliler ve tabii, o yüzden de mesela daha önce grafikle ilgili arkadaşlarımız Kazakistan'a gitti, eğitim verdiler. İki arkadaşımız bize çok çok teşekkür ettiler, aradılar, dediler ki bizim birçok görmediğimiz şeyi arkadaşlarınız görüyormuş. Şirketler kuruyorlar, belli bir eğitimden sonra bırakıyorlar. Evet. Ama biz hem kültür olarak, dil olarak da birbirimize yakınız. Birbirimizle zorda kaldığımızda anlaşıyoruz zaten. Mecburen anlaşıyoruz. Tabii. Öyle olunca da bizim eğitimlerimiz tabii ki daha etkili oluyor. Ya, çok iyi. Onlardan bizim yani daha çok istifade ettiğimiz alanlar neler Adnan Bey? Yani, program alanında istifade ediyoruz. Çünkü ben biliyorum yani orada Sovyetler Birliği'nden kalan köklü, geleneksel, kurumsallaşmış yapılar var. Oradan kazanılan bir deneyim var. Yani program çeşitliliği bakımından mesela fikir alışverişinde bulunulabilir. Yani onlardan biz hangi yönlerde daha çok istifade hocam, ediyoruz? Biz dizi film konusunda biz hepsini geçtik. Yani eskiden Brezilya dizileri vardı. Evet. Şimdi dünyada Türk dizileri var. Hakikaten gurur verici bir şey ama sinemada onlar başarılılar. Evet. Yani Özbek sineması, Kazak sineması, bu Ruslardan gelen sinema, film tekniğiyle işte Felemi Şakayev'i herkes bilir. Kırgız sinemacıdır. Veya Özbekistan'da, Kazakistan'da ünlü rejisörler. Onların yetiştirdiği öğrenciler filmleri yayınlıyoruz. Filmler de çok güzeller ama pratik işte seri, dizi, filmler falan konusunda biz şeyiz. Onlardan dokümantal, yani belgesel. Artık biz de alıştık. Dokümantal belgesellerde işte Özbekler hüccetli film diyorlar. Evet. Ondan sonra bu tür şeylerde çok başarılılar ve faydalanıyoruz. Gerekirse değişim yapıyoruz. Yani program değişimi yapıyoruz. Gerekirse de ücretli mukabilinde alıyoruz ve kanalımızda yayınlıyoruz. Çok güzel. Adnan Bey, dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Mesela birisi bir e-mail göndermiş. Yani TRT Hava zaman zaman eğitim maksadıyla Türkiye Türkçesiyle yahut da Türkiye Türkçesini ortak coğrafyada herkesin anlayabilmesini sağlamaya yönelik Türkçe programlar yapsa diyor. Zaten yapıyorsunuz herhalde. Tabii. Yaptık. O tür programlar yaptık ve buradaki Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen hatta Tatar öğrencileri çağırdık. Bir stüdyoya aldık onları. Ortak dili konuştuk. Yani işte su nedir, kalem nedir? Yani bunlar aslında hepsi aynı. Evet. Dinleyicilerimiz belki fark etmiyorlar ama konuşsalar ağız, burun, dil hepsi aynı. Tabii. Saç, çaç diyor sadece. Tabii. Göz, göz, ağız, ağız veya ağız diyor. Tabii. Yani fark eden bir şey diş, yok. Diş, dil, dil, diş, kulak, dil, kulak, hepsi, burun, el, kol diyorlar. Tabii. İmza atmak, kol koymak. Bunun için bu diller aslında çok farklı değil. Bize gözümüzde büyütüyoruz veya ilk anladığımızda nasıl Karadeniz'le Akdeniz, işte Ege'yle Doğu Anadolu'da bazı lehçe ağız farkları varsa hemen hemen ona yakın bir farkımız var aramızda. Tabii. Bu bizim evde de TRT Avaz, yani size biraz moral olmasına gerek yok aslında ama bizim evinde sabit kanalı TRT Avaz. Ben programlarınızın bazılarında çok güzel şeyler, mesela kendimi de imtihan ediyorum. Mesela Kazakça programda Kazak sözlerin Türkçe karşılıklarını soruyorsunuz. Evet. Ben denk geldiğim programlarda ben sınıfı geçtim. Hem de yani 10'da 10 gibi. Ben bazen sınıfta kalıyorum. Arkadaşlarla takılıyorum. Bazen öyle şeyler buluyorlar ki. Onu bütün dillerde yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Yoksa sadece ben Kazakça'da rastladım. Yok. Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azerbaycan hepsini yapıyoruz. Çok iyi. Çok. O da hepsini çok mesela. Yapıyoruz. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Hatta bir deyim söylüyorlar. Deyimlerde çok şaşırıyor insanlar. Evet, çünkü biliyorsunuz deyimlerde farklılık var. Ama ona rağmen bilenler çok oluyor. Türkçe'de yapmak lazım. Yani ipe un sermek Kazakça ne mesela? Yapıyoruz. Onu da yapıyoruz. Onu da yapıyoruz ve onu Kazak'a soruyoruz. Diyoruz ki bu ne demek bil. Evet, çok güzel. O tür şeyler ve ilginç cevaplar geliyor. Bir de mantığın dışında ipe un sermek. Şimdi olmayan bir şey. Diyor ki bu nedir? O un nasıl sermeyecek? Evet. İp de durmaz evet. ki. Evet. Evet. Çok güzel şeyler onlar. Yani bu Türkçemiz zaten çok zengin bir dil. Ama bu Türkçenin varyantları arasında bu tip irtibatlar sağlandıkça, arttıkça dilimiz daha da zenginleşecek. Ne bileyim mesela kıvanmak fiilini. Evet.
Ben bizim Türkçe'ye işte yani uydurularak girmiş bir kelime diye gençliğimde çok iltifat etmezdim. Kullanmayı sevmezdim ama 90'lardan sonra coğrafya Hazar Denizi'nin öbür tarafına gidip geldikçe gördüm ki kıvanmak fiili özbeöz Türkçe, Çağatay Türkçesinin bütün varyantlarında kullanılıyor. Açkı diyor, anahtar. Anahtar biz yerine, anahtar açkı diyoruz, açkı tabii, diyor. Tabii. Ben çok dikkatimi çekti. Geçen Kırgızistan'da ambulans diyoruz biz. Arkamızdan ambulans geliyor. Tez yardım. Tez yardım. Tez yardım. İlk tez yardım. Yani. İlk yardım. Tabii, evet. Çok güzel. Şey ambulans diyoruz biz. Şimdi Fransızcadan tabii. Büyük ihtimalle geçmiş. Tez yardım diyor. Bu gibi kelimeler de çok var. Tabii, ortak. Tabii, tabii. Zaten köyle oraya giderseniz birbirine çok benziyor. Şehirde biraz değil. Ben şeyde yani kendi meslek alanımda çok hoşuma gitmişti. Mesela baraj. Baraj yerine Kazaklar su koyması diyorlar. Özbekler su ambarı evet. diyorlar. Özbeöz Türkçe sözler evet. bunlar. Yani ben hayıflandım. Anadolu'da biz niye baraj diyoruz? Biz de su ambarı diyelim, su koyması diyelim. Böyle çok güzel şeyler. Adnan Bey ne yazık ki böyle yarım saat çabucak geçiyor gidiyor. Programın sonuna geldik ama ben TRT Avaz'ın geleceğe yönelik bir şeyiniz... Yani projeksiyon kelimesi yerine Türkçe bir şey bulamadım ama bir projeksiyonunuz vardır herhalde. Biz ortak coğrafyanın sesi izledik hep. Öyle evet. diyoruz. Biz evet. sizin ortak coğrafyalık geçen yıllarda Avrasya Yıldız diye bir program başlattık. Yani Eurovizyon'un değişik bir şeydi. Çok iyi. Şimdi bu yıl geçen yıl 6 ülkeyle başlattık. Kıbrıs, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye'ydi. Bu yıl işte Gagavuzyeri, Kırım, Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Altay, Tuva gibi yani bir 13'e yakın bir ülke olacak ve biz bu yıl Eurovizyon'a katılmadık. Diyoruz ki artık biz Eurovizyon'u burada yapıyoruz. Çok İnşallah güzel. Türk coğrafyasının, ortak coğrafyanın Eurovizyon'u yapacağız. Bu çalışmayla hızla devam ediyoruz ve biz final tarihimiz de belli. Ağustos'ta Issıkköl'de yapacağız. Kırgızistan'da finali yapacağız. İnşallah ben de gelmek isterim. Bekleriz. Tamam. İnşallah Türkiye'de de yarışma. Her ülke kendi birincisini seçip oraya gönderecek. Oraya orada final tamam. yapacağız. Tamam. Böyle bir gayret. Biz birbirimizi tanıyabilmemiz için, birbirimizi görebilmemiz için ne gerekiyorsa yapmayı umuyoruz. İsmi ne dediniz Adnan Bey? Avrasya şarkı Yıldızı. Yarışması gibi yapacağız. Avrasya İsmi Yıldızı. Biraz değiştireceğiz. Avrasya'nın şarkı yarışması yapacağız. Eurovizyon şarkı yarışması gibi yapacağız. Sağ Böyle olun. Bir çalışmamız Eksik var. Eksik olmayın. Allah yardımcınız olsun. Sağ Güç ol. Kuvvet versin. Türk dünyasının birleşmesi, yakınlaşması, birbirini daha çok anlaması yolunda yaptığınız hizmetler Allah razı olsun denilecek Sağ hizmetler. Sağ olun. Biz seyircilerden özür dilerim şunu söylüyorum. Bizim eksiklerimizi bize söylesinler ne yapıyorsak yapalım. Tamam. Evet, seyircilerimiz mesajınızı evet. aldı. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Size de tekrar çok teşekkürler. Sağ olun. Türk Dünyası. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.